Tiyatro, diksiyon kursları, gitar ve bağlama kursları. Yani müziğe dair aradığınız her şey Özcan Dursun Müzik ve Sanat Okulu'nda. Şimdi hep birlikte ÖDM'ye gideceğiz ve Altan Aktürk'le Özcan Dursun'un gerçekleştirdiği röportajı izleyeceğiz. Geçme yârim, ölümden geçme yârim, ölümden cahilim Bir ulusun türkülerini yapanlar yasalarını yapanlardan daha güçlüdür der bir düşünür. Şu anda neredeyiz? Türkülerin icra edildiği, yalnızca türkülerin değil sanatın birçok alanının icra edildiği Özcan Dursun Müzik ve Sanat Merkezi'ndeyiz. Ve yanımda ise bu okulun mimarı Özcan Bey var. Öncelikle merhaba, çok başarılı bir performanstı. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Gelişmeler neler? Ne yapıyorsunuz? İçerisinde, okulumuzun içerisindeki aktiviteler neler? Bunları biraz bizimle paylaşır mısınız lütfen? Tabii. Şimdi ağırlıklı olarak biz ilk önce bağlama okulu diye başladık. Ve beraberinde sanatın diğer branşlarını da hedef aldık. Bizim bağlama branşımızın dışında eklediğimiz derslerimiz piyano, gitar, perküsyon, şan dersleri ve artı tiyatroyu da ekledik bu aktivitelerin içine. Büyüdük, hızla diğer sanat dallarını da kucakladık. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Bu yıl çok daha iyi bir performansla başladık, çok iyi bir enerjiyle başladık. Hemen hemen diğer branşlarımız çok iyi. Fakat bu yıl özellikle perküsyonu biraz daha fazla işlemek gibi bir düşüncemiz vardı ve onu şimdi hayata geçirdik ve perküsyon derslerimiz başlayacak yakında. Ercan Dursun başlayacak perküsyon derslerine. Şimdi işte kayıt aşamasındayız. Gelecek günlerde sınıflarımızı oluşturacağız ve bu yıl diğer aktivitelerdeki öğrencilerimize kesinlikle perküsyon, ritim yani usul, Türkçe deyimle diyelim, usul dersleri vermek istiyoruz ki onların gelecekte müzikte altyapılarını sağlam bir şekilde, sağlam koşullarla oluşturalım istiyoruz. Yeni başlayan, kayıtları da hatta yeni başlayan bazı bölümler var. Onlardan bir tanesi tiyatro, bir tanesi perküsyon ki şu anda yanımda sevgili Ercan Dursun var. Önümde de gördüğünüz gibi, tabii ben bu aletlerin adını bilmiyorum, bana kalsa hepsine tek bildiğim tamburi bu öyle bir şey değil. Bu nedir mesela? Bendir. Bendir. Hemen önümde görmüş olduğunuz bir şey daha var. Bu ne mesela? Midanga. 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 Mirdanga. Evet. Bu küçük olan Afrika enstrümanı. Afrika enstrümanı. Tam olarak ismini bilmiyorum ama Afrika enstrümanı. Evet. Peki bu elinizdeki ne? Bu da bendir. Bu da bendir. Peki üstadım, burada yani Özcan Dursun Müzik ve Sanat Okulu'nda siz de perküsyon derslerine başlayacaksınız. Evet. Bize biraz perküsyondan bahseder misiniz? Ve haliyle buradaki yapacağınız icraattan ve çocuklarımıza vereceğiniz eğitim şeklinden biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Perküsyon çok geniş bir müzik alanı. Müziğin asıl diyebiliriz ki temeli ritim. Öğrenciler bu bazı öğrendikten sonra diğer müzik alanlarına da kullanabilirler. Hemen sol tarafına döndüğüm zaman bir Dursun'la daha karşılaşıyoruz. Bir aile durumu söz konusu. Maşallah aile, bütün fertler sanatla haşır neşir. Seni bir tanıyalım önce. Benim adım Eren Can Dursun. Eren Can Dursun, sen ne yapıyorsun burada? Peki biraz bize ondan bahseder misin? Ben buraya tatile geldim. Nerede yaşıyorsun? Ben Fransa'da yaşıyorum, Paris'te. Paris'te yaşıyorsun. Şu an öğrenciyim. Harika, ama bir taraftan da müzikle de haşır neşirsin. Tabii babadan böyle bir herhalde bir aşinalık var. Evet, genlerden dolayı yani. Ne kadar zamandır bağlama çalıyorsun? 6 yaşında başladım. 6 yaşında, şu anda kaç yaşındasın? 18. Maşallah 18 yaşındasın, yani 12 senedir bağlama çalıyorsun. Evet. Harika.
harika. Peki senin gibi belki ilk defa başlayacak olanlar da olabilir. Onlara söyleyebileceğin şeyler var mı? Var tabii. Şey, çok yani çalışmak lazım. Yani istemek lazım. Küçük bir mesaj verelim. Önemli bir mesaj. Büyük bir düşünürün lafı bu. Müziksiz yaşam hatadır diye bir deyim kullanmış. Çok yerinde kullanmış. Yani nasıl havaya, toprağa, suya ihtiyacımız varsa, güneşe ihtiyacımız varsa müziksiz bir yaşam da olamaz diye düşünüyorum. Ve çocuklarımızın dışında yetişkinlerin de bu aktivitelerden yararlanması gerektiğini düşünüyorum. Görecekler ki bu tip aktiviteler aldıklarında onlara olağanüstü bir motivasyon, yaşamla ilgili yaptıkları her işle, hangi alan olursa olsun. Sadece çocuklarımız değil, aynı zamanda yetişkinler için de bu özellikle var olan mevcut sıkıntı, stresin de bir taraftan bertaraf edilmiş hali, motivasyon hali de müzikle söz konusu olabilir galiba. Kesinlikle öyle, duygularımı siz okudunuz. Yani biz 7'den 70'e herkesi bekliyoruz tabii, ama ciddi bir şekilde gelmeleri, hani sadece işte gelip deneyip gitmek değil ama buna kararlı bir şekilde gelip başlamaları çok daha yerinde olur.